Bakalım Mark. Nautilus'un üzerinde uzun süre durdu ve o da Nautilus'u kilitledi. Seçim yasaklama ekranı tamamlandı böylelikle. Baktığımızda kompozisyona, beşlilere var mı üstün gördüğünüz Benim oyum kesin TSM'den yana. Ama ikinci nokta, hani alt koridoru biraz ayrı tutabiliriz ama haritanın üst tarafındaki üçlüsü hem 3'e 3'lerde hem 2'ye 2'lerde evet, çok daha üstün evet. TSM'in. Bir deneme daha. Yalnız ilk an dökülecek gibi görünüyor burada. Double lift tutuştur var üzerinde. Yeterli olacak Mehmet. Yani o sıçrayı harcadınız az önce. Bir geri durun, bir şey yapın. Bu arada alt koridorda Bifrost Kramer'ın üzerine gitti. Bitkinliği de bıraktı. Mark'tan bir çipa tutuyor. Yani hiç can kaybetmedi neredeyse. Bifrost'un sıçrasından oldu burada. Bu arada Bjergsen geliyor alt koridora. Yalnız Peanut da orada. Şimdi Peanut iki kişi uyutacak. Bjergsen en azından takım arkadaşlarını korumak için öne çıktı. Broken Blade'i çok iyi tuttu yalnız Mark. Gölge fırlayışını engelledi ama bu skoru aldı yine de Broken Blade. Şimdi bir kite kontrolcüsü Pika da sıçradı orada. Canlar bayağı bir azalmış durumda ama. O da alamete devam ediyor hala TSM. Broken Blade arka taraftan kapatıyor orayı. Broken Blade'in sıçrası da var. Bir sıçra gölge fırlayışı izleyebiliriz. Gördü 3, gördü 3. Alamet düştü burada. Şimdi gölge fırlayışıyla Nautilus'u orada kışkırttı Broken Blade. Spica arka tarafa çıkmak durumunda kaldı. Bjergsen de geri döndü orada Vurkaç'ına. Bifrost kötü pozisyonda şu anda. Sihirli yolculuğu bekleme süresinde sanırım Bifrost'un. Orada düşmek üzere son vuruşu yeniden geldi. Ve burada alamete karşılık bir skor. Takası yapılmış oldu. 4'e 3 o savaşı yapmayacaksa TSM niye orada oyalanıyor? Savaşı, yani savaşı başlattıktan sonra direkt çıktılar. Kramer yaklaşıyor diye muhtemelen. Bu arada üst koridora bir baskın. Broken Blade yakalandı orada. Çok da fazla hasar aldı. Bu arada üst koridora şimdi Bifrost'tan bir baskın. Lanchi yavaşlattı orada. Sıçrasını kullanıyor Lanchi. Spica'yı hızlandırdı Bifrost. Spica bir otomatik saldırı yaptı Zetet'in gelmesi için. Parça Tezra yeterli olmayacak. Bjergsen. Ama Bjergsen bitirecek gibi duruyor orayı. Son anda bir kalkan. Bjergsen skor alamadı. Ve Bjergsen düşecek. Skor Peanut'a gidiyor. Ve maçın başından beri hiç tehdit edilmeyen Shia'da oldukça iyi ve temiz bir oyun geçiriyor. Hem de rahat. Bu arada ejder alınıyor. Spica çaldı ejderi. Ve daha sonrasında Mark'ı yakaladılar. Mark'ın sıçrası yok. Chippa ile birlikte uzaklaşmaya çalışıyor. Yalnız Spica'dan kaçması çok güç görünüyor şu anda. Bakalım kaçabilecek mi? Hayır, hızlı tetik geldiği gibi Spica aldı o skoru da. Pozisyonda kalabilirdi orada. Ultisini kullanıyor. Graves'in üzerine. Şimdi Bart'tan güzel bir ulti. Anlık hasar almasını engelledi orada. Yalnız Spica'nın buradan çıkması güç görünüyor. Hızlı tetiği gelmek üzere. Spica'yı şimdilik korumayı başardılar. Broken Blade geldi çünkü. Peanut'ın üzerinde bitkinlik var fakat Broken Blade 5 kişinin üzerinde. O ruh sığınağı onu en fazla 2 saniye fazlalığına ayakta tutacak. Ve Bjergsen'in artık üstüne dönüp Luden'i tamamlaması lazım. Çok geç gelen bir Luden. LeBlanc özelinde. Bak, 15 oldu. Maçtan önce de Broken Blade'i ölmüştü. Kimi kariyerini bitirelim ya? Oo, bu arada Lilia iki kişiyi orada uyutacak. Bir de Nautilus havaya savurmuş orada Bifrost'u. Bifrost'u diye kullanıyor ama kendini kurtaramadı orada. Ne yaptı? Şey değil mi ya? Bu Centaur değil mi? Valla alt tarafı at değil abi. Abi eğer alta atsa Centaur, altı keçi ise satir oluyor. Bu arada sizi bölüyorum çünkü alt korda orada Zeple, çok keçi. Dalgası kaçtı oradan. Güzel bir ikili oyun ve buraya kadar i̇şte altında Bjergsen'e gitti. Bu kombodan gitti. Bu kombodan bahsetmiştik. LeBlanc istediği yere gidip şu anda internetten araştırma yapıyorum. Mitolojik yaratıklar araştırması. 4'e 2 üzerinde olunca direkt Centaur hocam. Spica'nın başı belada. Spica ters bir noktaya gitti bir de. Peanut orada ultisini kullanabilir. Shia'da geldi. Gerek bile yok, kullandı ama Shia bir de Lanchi ışığından kullanmış. Broken Blade uzaklaşacak. Kaç abi kaç. Bart'tan kullanılan multi var. Kramer'ı yakaladı. Broken Blade. Sıçra gölge fırlayışı ama Kramer'dan iyi bir refleks. Yalnız diğer tarafta bitkinlik kullanıldı Lanchi üzerine. Lanchi yine duvar aşamadı Kesmich'le. Bjergsen onu yakalıyor şimdi. Bjergsen'in üzerine kullanılan bir Broken Blade'den ulti var. Bu arada Broken Blade ultiye gelemeden düştü. Lanchi'yi alabilecek mi acaba? Orada o ikili double lift'ten de yardım geliyor. Lanchi düşüyor fakat buradan çıkmak biraz zor olacak TSM için. Bjergsen'in canı bayağı bir az. Shia onun peşinde sıçra ile birlikte kovladı ve skor aldı. 3 oyuncu var double lift'in üzerinde. Kramer hatta 4 oyuncu da var Peanut'ta yan tarafta. 2 skor Shia'ya gitti. 4'e 1 bir değişim oldu. 4'e 1 bir değişim bu arada şeyde
alamette geliyor, kuleye vuruyor. Yetmez galiba ikinciyi aldık sanırım alamet. İkinci kuleyi o aldı gibi. Ejder de geliyor. Altın Park'ı 4000'i buldu. LGD zaten önde olduğu karşılaşmada galibiyetin kıyısına gelmiş durumda. Kramer da daha fazla güçlenmeye devam ediyor bu arada. Bjergsen zinciri kaçırdı. İkinci zincir tuttu. Pina atışını kullandı ama çıkamayabilir oradan. Buraya kadar altınla aldı Bjergsen. Bu önemliydi. Bjergsen için. Orta koridor üstünün de ele aldı. Şunu yaparlarsa bu arada iyi bir karar olmuş olabilir. Biz Senna'nın ultisini falan filan aldık. Shen ultisi gelecek. LeBlanc'ı arkaya sarkıtalım. Onunla bir şey çıkaralım denerlerse o ultiler gelene kadar. Olabilir ve onu deniyorlar şu anda. Sıçrayı da kullandı. Kramer. Double lift'le birlikte geldi Broken Blade. Tek Ezreal vurabilir. Onda da henüz mahvolmuş falan da yok. Zor olabilir hala markı geçmeleri. Bu arada İyi orada double lift yakalandı. Sıçrası yok double lift'in. Ya. Hiç beklenmedik bir hata bu. Double lift'ten mi? Double lift'ten değil ama oyun genelinde dakika 27'de nişancınızdan. İsimleri kapatınca beklenmedik bir hata. Evet geri dönüşü de bozdu LeBlanc'tan. Inhibitor geldi. Ve 27. dakikada inhibitor geliyor. Işından kullandı oraya. Görsün ama zaten... Kuşatma yapmasına gerek kalmadan bedava bir inhibitor aldı LGD. Rahatlıkla alıyor. Yine harita kontrolü tamamen LGD'nin eline geçmiş durumda. Bakalım burada savaşmayı deneyecekler mi? Bjergsen kendini fırsat arıyor. Shea yalnız çok fazla hasar verdi Bjergsen. İçeri girebilecek mi? Giremedi Bjergsen. Şimdi ön taraftaki sadece Mark'ı kışkırttı orada ve Bjergsen düştü. Yanında da Spica. Burada katliama doğru ilerlemek istiyor gibi görünüyor LGD. Bifrost oradan uzaklaştı ama daha şimdiden 3 skor. Oyun bitti. Bifrost'u da istiyorlar. Sıçra geliyor. Peanut çok hızlı şu anda. Bifrost'u yakalayacak. Yeteneğini de tutturdu artık. Bifrost'un kaçmasının imkanı yok. Broken Blade bir şey yapamayacak orada. Yalnız Broken Blade son anda bir kışkırtma. Bifrost'u kurtardı mı yoksa? Bir yetenek daha gönderdi Peanut ama hayır. Bifrost. Bu arada Broken Blade de marka aldı ama diğer tarafta iki kişi orta koridorda ilerliyor. Orta koridorda oyunu bitirmeye ilerliyor. Bir kışkırtma daha geldi Broken Blade'den. Peanut onu da darlar. Yalnız alt tarafa geliyorlar. Broken Blade'den kullanılan bir ışından çıkacak mı oradan? Çıktı. Çıktı. Çıktı ve maçta tuttu aslında. Evet maçta tuttu aynı zamanda. Mark'tan bir deneme. Baron'u bırakacak gibiydi bir an ama tekrardan devam etme kararı aldı LGD. Bjergsen iyi bir açıda. Bjergsen burada isteyebilir Broken Blade'den ulti. Baron'dan çıktı bu arada LGD. Şimdi Broken Blade ön tarafta. Arka tahta Kramer. Yalnız Bjergsen geldi. Düşürebilecek mi Kramer? Hayır. Son anda bir kalkan fakat inanılmaz bir şok dalgası. İki skor birden Shea'de. Üçüncü skor da geldi burada. Double lift kaçmaya çalışıyor. Double lift'in üzerine çok hızlı ilerliyor yalnız LGD oyuncuları. Son anda bir sihir geçişi. Yine hayatta tutmayabilir onu. Longshin'in üzerine gelen kalkanlar hareket hızları. Son anda bir sihir geçişi ama kaçamayacak. Mark'ın geri dönüp tutuşturup beklemesi çok... Maçı çok güzel anlatan bir sahneydi bence. Bu arada bence. Bjergsen de yakalandı. Katliam geldi LGD'den. 36 dakikalık bu maçta LGD. En sonunda katliam yaparak galibiyet oluşuyor. Onlar da galibiyet sayısını 2'ye çıkarıyor. C grubunda 3 takım, 2 galibiyet, 1 mağlubiyette. TSM'de galibiyetsiz bir şekilde ikinci turda 3'te 3 yapma mucizesini kovalayacak. Onun dışında TSM için dünya şampiyonası çok erken bitti diyebiliriz aslında mantıken. Yani.